Hayatım ben geldim. Ya evde yiyecek ne var? Bak işte dolapta ne varsa. Aldınız mı o doktoru da içeri? Yok. Ama az daha bizi alıyorlardı. Haberin var mı? Duydum. Ya altına bir tabak falan alsaydın ya. Dökeceksin şimdi her yere. Daha yeni temizledim halıyı ben. Hayatım merak etme ben temizlerim. Ya siz neden bu doktorun arkasını kolluyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum artık. Ya hayatım, kadın zorla girmiş eve ya. Zorla mı girmiş? Sen de inandın mı bu bahaneye? Ne yapmış ya, bir telefon bile edememiş mi evimde kaçak biri var diye? Ya sen ne yapacaksın Fulyacığım? Ya biz aldık, sorguladık, işi bitince postalayacağız işte geri hastaneye. Ya şimdi iki lokma bir şey yiyorum, dizme boğazıma, gözünü seveyim ya. Oh ne âlâ memleket ya. Beyefendi evinde sevgilisiyle Altakya Verkülah takılacak diye ben burada kocaman pek tek bir soru bile soramıyorum. Ya sorma tabii. Niye soruyorsun? Niye soruyorsun? Seni niye ilgilendiriyor ki bu? Ya işten gelmişim. İş mi konuşacağım burada ya? Şöyle rahatlıyorum. Ayak uzatacağım. Bir dinleneceğim. Nasıl ne ilgilendirir ya? İlgilendirir tabii ki Emre. Sinan Bey'in arkasında koskoca müsteşarlar var. Senin arkanda kim var? Ha? Kim kollayacak seni? Kim koruyacak? Ya bir soruşturma açılırsa o zaman ne yapacaksın? Tabii. Sizi artık Zeynep Hanım idare ediyor. Değil mi? Bir dediği iki edilmiyor. O şımarık veletler babaları için üzülmesin diye ben kocamı o Zeynep'e yedirmem, haberin olsun. Onun tuzu kuru zaten. Sen baksana bana bir. Sen mi ihbar ettin bizi? Evet. Ben ihbar ettim, ne olacak? Fulya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ya benim iki saat anam aldı bu adamları açıklama yapmak için. Bağırma bana Emre. Ben senin iyiliğin için yaptım o ihbarı. Yarın bir gün bir soruşturma açılsa ne yapacaktın? Ya yalanınız ortaya çıksa? Ha? Ne yapacaktın? Hem de o zampara için. Ha gerçekten erkek millet değil misiniz? Hepiniz birbirinizin arkasında kalmışsınız. Ya bırak ya. Bu klişe lafları ya. Zamparaya ve usluma bak. Bak biraz daha konuşursan gerçekten kalbini kırarım seni Fulya. Kır bakalım ya. Daha ne kadar kıracaksın? Ben çok merak ediyorum. Hiç kavga edemeyeceğim vallahi seninle. Edeceksin Emre. Gerekirse sabaha kadar kavga edeceksin benimle. Sen duvarlarla konuş. Ya nereye gidiyorsun ya? Ya Emre çabuk buraya gel. Emre geliyor. Ne oldu Emre, hayırdır? Ya abi kusura bakmayın, akşam geldim böyle ama... yani evde dursaydım çok kötü şeyler olacaktı. Ne oldu? Ya bu Fulya hepinize takmış. Sana ayrı, bu doktora ayrı. Zaten Zeynep'e apayrı. Ya bugün bizi o ihbar etmiş ya. Ah! Sebep? Neymiş efendim, benim başım derde girermiş. İşte doktoru koruyoruz diye soruşturma açtırmış. O deli mi ne? Yani adamın suçu olsa yine anlayacağım. Ayrıca bana niye taktı ki şimdi durduk yere? Ya bu evlenince değişti. Kimseyi istemiyor benim yanımda. Böyle bir kıskançlıklar, bir titizlikler falan. Ya evde yere ufacık bir şey dökülüyor, vır 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 konuşuyor ya. Ya abi benim yardımcım var ya senin. Ona geçen gün yapmadığını bırakmadı ya. Hayatım. Ha. Nöbete kalacakmışsınız. Sana pastaneden börek aldım. Gençlere iyi gider. İyi yaptın yavrum, sağ ol. Akşam çayla yeriz bunu. Ya şey diyeceğim, vaktin var mı? Ha, biraz parkta yürüsek mi? Ya aslında biraz kısıtlı bir zamanım var. Ceketi alayım çıkalım. Hadi. Amirim, son bir şuna da baksanız. İki saniye hemen. Kalanları ben hallederim. Hı hı. Tamam, ben bakayım. Sen ceketini al hayatım. Bu gizli bir dosya Fulya. Yani sen bakamazsın. Alayım ben onu. Ne oldu? Emre amirciğinden yarım saat ayrı kalmaya dayanamadın mı? Fulya delirdin mi sen? Hadi. Dur ya dur. Şunun derdi neymiş bir anlayalım. Neden benimle dışarı çıkacağın zaman burnuna rapor sokuyormuş? Doğru konuş Fulya. Ne ima ediyorsun sen? Bak sen o treni kaçırdın. Emre artık evli bir adam.
O yüzden sen ne yap biliyor musun? En iyisi buradan tayinli iste git. Yoksa her gün bu acıyı çekersin. Fulya hadi. Hadi yürü. Ben de iş yerime gelmesini yasakladım. Bu sefer de başka şeylere takıyor. Abi ben şurada bir yerde kırılıp yatayım. Vallahi eve gidersem kötü şeyler olacak ya. Ya bu hiç normal değil. Fulya böyle bir kız değil. Doktora mı götürsek? Peki bir şey söyleyeceğim. Yani hani böyle Senem'in Fulya'yı şüphelendirecek bir hali, tavrı, hareketi bir şey var mıydı? Yok abi. Yok. Ya bence yok öyle bir şey. Ya olsa bile sen onu anlamamışsındır. Münevver abla ben salak mıyım ya? Yani. Ya kız işinde gücünde be ablacığım. Patolojik kıskançlık genellikle paranoid kişilerde ya da obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde olur. Zeynep haklı. Kızı doktora götürün. Doktor, acaba seni mi bir doktora götürsek ya? Hani böyle başın sıkıştıkça Zeynep'in yanına kaçıyorsun ya, bunun sebebini öğreniriz. Beni ailemden, çocuklarımdan kopartamayacaksın Sinan Demir. Buna kimsenin gücü yetmez. Tamam Ahmet, yeter. Gel. Ya ben burada huzur var diye geldim ama burası da bayağı kötüymüş ya. Ya sorma. Ben de geldiğime bin pişman oldum. Sen niye geldin ki? Ya sorma başıma gelen Emre. Ne oldu ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.